Üçüncü oturumda felsefe bölümünden Burak Şaman yardımcı hocam konuşuyor. Burak Şaman hocamızla başlıyoruz. Bunun çalışması felsefe çevresinde kavram arkeolojisi başlığı taşıyor. Her kavramın tarihi, yükü, yüklemleri ve içerisinde yer aldığı bir yapı ve mekan var. Felsefe çevresi yaparken neden bunları göz önünde bulundurmamız gerektiğini somut örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağız hocam. Bu yaptığım iş adına da kavram arkeolojisi adını vereceğim diyor. Kendisi aslında az önce özetlediği üzere dediğim gibi yani her kavramın bir tarihi ve yüklemleri ve yükleri var. Ve bir içinde yer aldığı bir yapı ve mekan var. Felsefe çevresine bakarken bunları göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu sunum boyunca da somut örnekler üzerinden de konuşmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım ve bu yaptığım işe de kavram arkeolojisi vereceğim. Dolayısıyla aslında konuşmanın başlığı bir öneri içeriyor. Bu da kavram arkeolojisi diye bir tabir içeriyor. Bunu neyi kastettiğim açıklamak üzere tek tek kavramı ve arkeolojiyi kendi açımdan tanımlamakla bir şey başlayayım. Şimdi kavram dediğimizde Türkçe'de iki anlamı olduğunu biliyoruz. Yani bir tanesi kavramak, bir şeyi kavradım demek, hem onu anladım anlamına da geliyor. Ama bir de yani şu mikrofonu kavramak gibi bir tabirimiz var. Bunu Fransızca ve İngilizce'ye nasıl çeviriyoruz kavramı? Konsept diye çeviriyoruz, tabii konsept diye çeviriyoruz. Ve Latince'de de concipere diye bir fiilden geliyor ve yakalamak, tutmak, kavramak anlamına. Almanca'ya nasıl çeviriyor? Begriff diye. Begriff'te de temel fikir Greifen fiili. O da yine yakalamak, tutmak. Yani kavramak da gerçekten fiilen, fiziken kavramak gibi bir anlam söz konusu. Peki neyi kavramıyor? Yani kavramlar bize neyi kavratıyorlar? Fiziki anlamda da neyi kavratıyorlar? Bunu en güzel galiba özetleyen aslında Platon'daki bir analoji. Platon'un epistemoloji üzerinde bir diyalog var meşhur, Theaetetos diye. Ve bu Theaetetos'ta Platon bir kuşları yakalamakta. Yani biz neyi yakalıyoruz, neyi tutuyoruz sorusunda Platon bir kuşları kafese koymak ve yakalamak ve onları elimizle yakalamak gibi bir analoji kuruyor. Dolayısıyla kuşları yakalıyoruz ama burada kuştan kastı Platon'un bilgi. Yani Platon bunu bambaşka bir bağlamda kullanıyor elbette ama ben biraz bu analojiyi, bu kuş analojisini kendime yollayacağım aslında. Temeldeki fikir, kuşları gerçekten yani kavramanın da daha doğrusu kuşlara sahip olmak ve elinde tutmak diye ikili bir anlamı var. Yani iki farklı şey aslında. Diyor ki bu güvercin avcılığında iki aşamadan bahsederiz. Bir tanesi elde etmek üzere, tam olmayı diyelim ki elde etmek üzere elde etmek. Yani aslında hedefte tutmak. Mesela şöyle düşünün, bir güvercini yakalamak üzere bir tuzak kurdunuz. Ve güvercinin bir orada olmadığı bir durum var. Bir de güvercinin o kafese yaklaştığı bir durum var. Yani sizin hedefinizde olduğu bir durum var. Ve bunu şundan ayırt ediyor. Elde ettikten sonra yakalamak ve elinde tutmak. Gerçekten Yunanca'da da elinde tutmak, yakalamak. Elde etmekle bu ikisini ayırt ediyor. Ve bunu da aslında mesela bir elbiseyi elde etmek, edinmek ve de bu elbiseyi haiz olmak ya da bu elbiseyi giyinir halde olmak arasında bir ayrım yapıyor. Yani bilgi olduğunu tekrar hatırlatayım, kavramak ve yakalamaya çalıştığımız o kuşları. Biz kuş yakalamaya çalışıyoruz ama işte tam da yani Platon'un vurguladığı şey kuşları yakalamak o kadar kolay değil. Yani hakiki bilgiye, Platon biliyorsunuz zanla bilgi arasında, epistemeyle doğrusu arasında bir ayrım yapıyor ve bazen biz mesela güvercini yakalamak istiyoruz ama karga elimize gelebiliyor. Yanlış kuşu doğru kuş zannedebiliyor, karıştırabiliyoruz ve ayrıca yakalamak da o kadar gerçekten tam haiz olmak ve tam elinde tutmak çok kolay değil. Şimdi bu aslında dediğim gibi kendime yontacağım dedim. Dolayısıyla temelde aslında terimle kavram arasında bir farktan bahsediyor olacağım. Bu mantıkta yaptığımız bir ayrım ama bu mantıkta yaptığımız aslında ayrımın farklı farklı
geleneklerde de farklı felsefe disiplinlerinde ya da farklı düşünce disiplinlerinde farklı adları var. Mesela dil bilimleri açısından da lafız da mana ayrılıyoruz. İşte klasik mantıktaki delalet bahisleri bakımından daha ileri benziyor diyoruz. Yani delalet eden ve delalet edilen. Gösterge bilim açısından gösteren ve gösterilen diyoruz. Vaz bilim açısından mevzu ve mevzum ne diyoruz. Ve epistemoloji açısından bunların temeldeki farkı terim dediğimiz şey. Yani herhangi bir dildeki bir terimi alırsak bu mahsus hissedilir bir şey. Kavram ise makul. Yani harici varlıkların zihnindeki suretleri kavramlar. Yani aslında buna ideası ve o ideaya bize ulaştıracak olan terim de demek mümkün. Dediğim zaman bu ayrımı da tutalım. Yani terimler bize kavramdan farklı bir şey. Kavram bizim bu terimin zihnimizdeki sureti. Yani bir takım harici ve mahsus varlıkları zihnimizdeki suretleri. Bunu anlatabilmek için bir üçlü yapı var ve bu semiotikte çok bilinen bir üçgen, semiotik ya da gösterge bilimsel üçgen. Yani bir nesnenin kendisi var, şurada gördüğünüz nesnenin kendisi, dış dünyadaki harici vardır. Bir nesneyi temsil ettiğini düşündüğümüz ağaç, tree ya da arpa gibi farklı illerde farklı mahsus işitsel imgeler var. Bir de bunun kavramı var. Buna da sosyal buna gösterilen diyor. Burada üç terim görüyorsunuz. En üstteki person, yani iki tane göstergeli kurucusu person ve sosyal. Person kullandığı kavramlar, alttakiler sosyal kavramları. Diğeri de bizim yani kabaca karşıladığımız şeyler yani onların çevirileri değil. Bu üçlü yapıyı sadece bahsetmek adına bunu söylüyorum. Gösterge bilimsel üçgenden yararlanıyorum. Yani nesnenin kendisi dış dünyadaki nesne, nesneyi gösteren bir terim, ağaç, tree ya da ağ, bir de o nesnenin bizim zihnimizdeki sureti. Yani bunu klasik ilmin terimleriyle ifade etsek aslında dışarıda varlık, harici varlık, zihinde varlık ve dilde varlık olarak üç şekilde yani güçlü bir yapı içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi terimle kavram ve kavramla nesne, yani şuna kabaca terim, buna da kavram dedik. Terimle kavram, kavramla nesne, şu arada geçişler olmasına rağmen, olmakla birlikte, kapanmayan takım farklar da var. Ve bizi ilgilendiren soru şu, biz çeviriden bahsettiğimizde bu üçgende biz nereye çevirmiş olduk? Gösterelim mi? Gösterelim. Yani biz tree'yi ağaca mı çeviriyoruz ya da ağacı tree'ye mi çeviriyoruz çeviri yaptığımızda? Yoksa bunun ilişkili olduğu kavramı da düşünmek zorunda mıyız? Ve hatta onun daha canlı bir versiyonu olan dış dünyadaki gönderge deniyor. Bu nesneyi de düşünmek zorunda mıyız? Biz aslında terimi değil de kavramı tercüme ediyoruz. Buna az önce Tansu Hocam'ın konuşmasında aslında fikir dedik. Ömer Hoca konuşurken ideadan bahsetti. Ve bütün aslında sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani sözlükler kelime, terim karşılığını veriyor bizlere. Oysa felsefe çevresinde kavramların çevresine ihtiyacımız var. Çünkü aslında sosyolojiden yine bir alıntı yaparsak. Şimdi sosyolojik diye bir çizim. Burada gösterilen ve gösteren ilişkisini anlatmaya çalıştı. Sosun kendi çizimleri. Gösteren, juge diye bir Fransız dili bir fiil. Ama bunun gösterileri var. Bu yargılamak ya da onunla ilişkili bir sürü anlamı ifade ediyor. Diyor ki Sosur, bu çizim Fransızca'da yargılamakla benzer kavramının juge, işitim imgesine bağlı olduğunu belirtir. Kısacası anlamı simgeler ama yani anlam dediğimiz şey diyelim, juge'nin anlamını simgeler. Ama kuşku yok ki bu kavram hiçbir başlangıç noktası özelliği taşımaz ve benzer değerlerle kurduğu bağıntılarla belirlenen bir değerden başka bir şey değildir. Ve bu değerler olmasa anlam da olmaz. Demek yani biz sadece arbor metinleri, ağaç demek buna baktığımızda bu ağaç kavramını sadece düşündürtmüyoruz. Yani ağaçla ağacın kavramı arasındaki ilişki tam da sosyalın dediği gibi nedensiz aslında keyfi ve arbitrer. Ama bu neyle ilişki içinde çıkıyor? İçinde yer aldığı sistem içinde biz bunun anlamını tabir ediyoruz ve bir yapı içerisinde
farklı değerlerle kurduğu ilişkiler içinde biz bunun anlamını kavrayabiliyoruz. Ve tam da aslında yani bu nedenle arkeolojiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani az önce Platon'un analojisini hatırlarsak biz bazen güvercini yakalayıp kafasına koymak istiyoruz ama karga geliyor elimizde değil. Yani gerçekliği bu üçlü yapıdaki dış gerçekliğin yansıtacak olan kavramı bulmak kolay değil. Yani realiteyi yakalamak ve kavramak kolay değil. Ve kavramla bunu yakaladığımızı düşünüyoruz bazen ama kavram da realiteden farklı olarak zihinsel olduğu için az önce demiştik zihindeki suretine kavram diyoruz terimden farklı olarak da. Diğer kavramlarla birlikte anlam kazandığı için aslında diğer kavramlarla birlikte bir değer kazandığı için bunu kavramakta zorlanabiliyoruz. Şimdi arkeolojiye gelirsek, yani ben arkeolojiden ne anladığımı, kavramdan ne anladığımı anlatmaya çalışacağım demiştim. Şimdi arkeolojiden ne anladığımı anlatmaya çalışırsam, arkeoloji bir arke araştırması. Arke nedir? Yunanca'da ilke. Bir başlangıç, medve ve ilke. Ama tabii ki bunun da iki anlamı var. Hem ilk hem de yönetici anlamı var. Yani arke kelimesi Yunanca'da hem arko, ilk olmak gibi bir fiili içe barındırıyor. Hem de yönetici, arkon, kral. Bu da aslında Latince'de ve Latince'den gelen diğer dillerde de aslında gördüğümüz bir şey. Prensiple, prens arasında bir bağlantı var. Şimdi arkeoloji dedik bir ilke araştırması. Ve kelimenin ayrıca bir Foucault'cu ve Nietzsche'ci çağrışımları da olduğunu akılda tutalım. Bir tür jenealoji ve soykütüğü kültürünü barındırıyor arkeoloji kavramı. Yani kavramların da bir soykütüğü var ve bu manada arkeoloji bir başlangıç ama sadece başlangıç ve köken araştırması değil, bir tür ilke araştırması, yani bunun yönetici ilkesi ne araştırması ile kavramın içinde yer aldığı genel söylemin ve dokunun imkan ve koşullarının da ortaya çıkarılmasını amaçlıyor. Ya da bununla hedef oluyor. Neden peki, yani neden böyle bir kavram arkeolojisine ihtiyacımız var dediğimizde çok basitçe sıralamaya çalışırsam şu kavramların bir tarihi var. İçinde bulundukları söylem ve dokulardan, yani burada dokudan kastım aslında temelde tekst, metin, burada da tekstin, tekstilde olduğu gibi aslında dokumakla doku arasındaki bağlantı dikkatini çekmek isterim. Ama daha geniş bir manada da metinselliği kastediyorum. Ve kavramlar bize böyle bir doku ve söylem içerisinden sesleniyorlar. Bu nedenle aslında kavramları takip etmek zorundayız. Zira felsefe iyi bununla yapıyor. Yani kavramlar yapıyor. Felsefe özel bir dil ve terminoloji gerektiriyor. Aslında biz kavram arkeolojisi yaparken basitçe etimoloji veya tarih değil, felsefe yapıyoruz. Çünkü düşüncenin akışının ve geçirdiği evreleri değil. Yani sadece bir soykütük ve köken araştırması değil bu. Kavramın ilkesini edinmeye çalışıyoruz. Şimdi dilde her kavramın bir bagajı, bir yükü var. Zira her filozof başkasının kavramlarını kullanmaya mecbur. Dolayısıyla o kavramlar başkasının sisteminden yükler. Taşıyor. Ama onları öylece alıp kullanmıyor, onları felsefe içerisinde felsefe yaparak dönüştürüyor aslında her filozof. Onları tıpkı bir zanaatkar gibi işliyor. Bu manada Deleuze'un dediği gibi evet kavram bir felsefe bir kavram üretiyor ama kavram üretirken başka bir terimi alıp dönüştürüyor, ona bir nüans ekliyor. Onu kendi dilindeki başka kavram ve bağlamlarla da yoğuruyor. Ve ayrıca deminki sosyal alıntısını hatırlarsa kavramlar bir sistem içerisinde diğer göstergelerle birlikte değer kazanıyorlar. Bu nedenle de aslında hem felsefe yapmak için hem de felsefe çevirisini yapabilmek için, felsefeyi çevirebilmek için, felsefe metnini çevirebilmek için kavram arkeolojisine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu arkeolojiyi yapmazsak kavramın kendisini anlayamayacağımızı ve kavramın da bizi o yapılacak olan aslında felsefeye götürdüğünü düşünüyorum. Şimdi bu arkeolojiyle neyi kastettiğimi somutlaştırmak adına bir takım örnekler verelim. Bir somut örnekler üzerinden de bunu temelden bulmaya çalışayım. Var olmak, yani felsefenin en çok en temel kavramlarından bir tanesi var olmak. Var olmayı çevirmek istesek herhangi bir dile, İngilizce en çok yaygın olarak bunu aldım. Bir kere Türkçe'de de bir takım sıkıntılar var. Var olmak mı diyelim, olmak mı diyelim, bulunmak mı diyelim ve bunlar arasında bir ayrım yapıyor muyuz? Bunlar birbirinden farklı gönderimler içeriyorlar. Buna çevirmek istesek var olmayı, exist mi deriz, to be mi deriz, to be present mi deriz, nasıl çeviririz?
Felsefenin diğer en çok bilinen cümlelerinden bir tanesi, en çok bilinen kavram galiba var olmak dedik. En çok bilinen cümlelerinden bir tanesi de düşünüyorum o halde var. Descartes'in bu cümlesini mesela, Descartes hangi kelimeyle ifade etmiştir ya da hangi kavramla ifade etmiştir diye düşünsek. Descartes bunu iki yerde söylüyor. Bir tanesinde yöntem üzerine konuşmada. Je pense donc je suis'i kullanıyor. Yani düşünüyorum o halde benim mi varım mı diyeceğiz. Yani burada var olmayı kullanacağız yoksa benim mi kullanacağız. Demin çok basit gibi görünüyordu. Var olmak yani herhangi seçelim. Çok bir fark yok yani. Olmak, var olmak, mevcut olmak, bulunmak arasında bir fark yokmuş gibi duruyordu. Şu anda da derseniz ki yani evet yani buradaki je suis'deki je'yü aslında temelde orada var olmayı kastediyor zaten genel olarak her yerinde o halde varım diye çeviriyoruz derseniz peki tamam bunu kabul edebilirim düşünüyorum o halde varım diye çeviriyoruz bunu. Ama Descartes bunu başka bir yerde daha ifade ediyor bu cogito fikrini. Onu da metafizik üzerine düşüncelerde ve burada da egosun ego existo yani onun öncesi var bir epey bir düşünen olmak yani düşünüyorum üzerine temellendiriyor ve o düşünceden de bir egosun ve ego existo benim ve ben varım diye ifade ediyor. Yani yöntem üzerinde konuşmada sadece je pense donc je suis diyordu, düşünüyorum o halde benim ya da varım diyordu. Burada iki farklı fiil de kullanıyor. Demin hani nasıl çevirelim demiştim, to be ile mi? Yani sum burada je suis'nin karşılığı ya da I am'in karşılığı, yani benim'in karşılığı ve ben varım yerine existo existeki gibi ego existo diyor. Buna baktığımızda aslında görüyoruz ki demek ki yani bu ikisi arasında bir fark yapmış. Peki bunlar eş anlamda kullanmış olabilir mi? Niye bunları ardı ardına söylüyor? Zaten aşağı yukarı aynı anlamda kullandığı için mi diye düşünürsek. Burada da işte Descartes felsefesine başvurursak biz biliyoruz ki Descartes felsefesi önce bir beni temellendiriyor. Bir ego fikri, bir ben, bir je fikrine geliyoruz. Ve buradan bir existe, bunun aynı zamanda exist ettiğini söylüyoruz. Bunun var olduğunu söylüyoruz. Ki ikisinin de ve oradan da bir düşünen yani ben neyim diye sorup ben de düşünen şeyin olduğunu söylüyorum. Demek ki aslında Descartes felsefesiyle birlikte düşünürsek biz bu kavramı ego ile yani egosundaki benim ile ben varım, ben exist ediyorum deki exist ile to be'nin aslında aynı şey olmadığını görürüz. Tam da aslında Descartes felsefesi bunu vurgulamaya çalışıyor ve de burada iki fiilin yani sum, Latince'de esse'den geliyor, to be anlamındaki olmak. Diğeri ise exist'ten geliyor. Ki buradan bir sürü yere gitmek mümkün. Buradan esse'den essentia, yani olmaktan bir mahiyete varacağız. Ve de exist'ten de bir existentia'ya varacağız. Yani varoluşa. Dolayısıyla burada bir mahiyet ve vücut ayrımına da geliyoruz aslında. Bunu İbn Sina'yla belki birlikte düşünmek gerekiyor ama demek istediğim şey şu ki biz basitçe varlığı nasıl, var olmayı nasıl çevirelim diye soruyorduk. Yani ben bunu sormuştum başka. Var olmayı nasıl çevirelim derken to be mi, to exist mi diye çevirelim kısmında. Evet, bu kadar şöyle. Bu kadar kolay olmadığını yani Descartes'in bu sistemi içerisinde düşündüğümüzde bize bambaşka imkanlar ve bambaşka gönderimleri olduğunu söylüyordu. Bir başka örnek, İbn Sina'nın en meşhur, yani metafizin konusu nedir diye sorduğumuzda İbn Sina bunun el mevcut bir mahlu mevcut olduğunu söylüyor. Biraz garip bir tabir, ne anlamak gerektiğini üzerine düşünelim diye bunu çevirmek istiyoruz. Mevcut, var olarak mevcut olması bakımından mevcut. Ya da varlık olmak bakımından varlık, var olması bakımından varlık, varlık olarak varlık. Nasıl çevirelim diye düşünüyoruz. Bu soruyu sorduğumuzda da, Türkçe'de de yani epeyce karmaşık, bir sürü farklı çevirisi var. İngilizce'de de en temel kabul edilen being in so far as it is being, var olan olması bakımından var olan, ya da being qua being, var olan olarak var olan diye çeviriyor.
Bunu anlamaya çalıştığımızda Aristoteles'e geri dönmek gerekiyor. Çünkü burada Aristoteles'in meşhur metafiziğin cümlesi var olan birçok bakımdan söylenir. Ve burada da Thon anahtar kelimemiz var olan. Var olan birçok bakımdan söylenir. Hangi bakımlardan söylenir? Kategoriler mesela. Kategoriler varlığı söyleme biçimlerinden ya da var olanı söyleme biçimlerinden bir tanesi. Ve var olanı bildiğiniz üzere Aristoteles için 10 tane kategorisi var. Bunlardan ilk kategori usiyak kategorisi, varlık kategorisi ki Arapçaya bunu cevher olarak tercüme edip bir cevher ilk gelen olarak cevher ve diğer 9 araz, diğer kategorilerde 9 araz olarak hepsi cevhere yüklenmek üzere ancak bulunabilecek olan arazlar olarak koyuyoruz. Var olan tohum farklı biçimlerde söyleniyor. 10 kategori biçimde söyleniyor. Mesela biz Ahmet'ten ya da kediden bahsedebiliriz. Kedinin varlığından, usyasından bahsedebiliriz. Kedinin niceliğinden, yani siyah bir kedi olduğundan bahsedebiliriz. 5 kilo ağırlığında olduğundan bahsedebiliriz vesaire. Şimdi bütün buradan da başka bir harita açılıyor önümüzde. Var olmak, var olan ve varlık. Yani var olan tohum farklı manalar, farklı biçimlerde söyleniyor dedik. Var olan ilk söylenme biçimi usya dedik, varlık ve genel olarak bir de bu iki kelimenin onun da usyanın da ikisi de partisipleri aslında eynel fiilinin, olmak fiilinin. Bunu Arapçaya da vücut, mevcut ve cevher diyoruz. Gördüğünüz üzere burada varlık demedik. Aslında buna da varlık dememiz gerekiyor o zaman. Çünkü bu usyaydı, varlıktı. Burada cevher devreye girdi. Niye burada bir kayma oldu diye düşünürsek de aslında hypokeimenon diye bir taşıyıcı kavramına müracaat etmemiz gerekiyor. Bir mevzu hamil olarak taşıyıcıya müracaat etmemiz gerekiyor. Çünkü o deminki 9 kategorinin taşıyıcısı olarak cevher kategorisini koyuyor Aristoteles. Ve de Aristoteles metafizinden bir cümle tohum hemon. Var olan demiştik. Var olanın söyleme biçimleri farklı farklı demişti Aristoteles. Bir de metafizikten bahsederken de metafizik tohum heon bilimidir. Var olan olarak var olanın bilimidir diyor. Yani aslında bütün bu kategorilerden sıyrılmış olarak mesela sadece var olması açısından var olanı düşünmek diye bir şey var ve bu metafiziğin konusu. Dolayısıyla İbn Sina'nın el mevcut bir mahmur mevcudunu nasıl çevirelim diye düşünürken ve neyin karşılığı, yani burada neyi kastediyor İbn Sina metafiziğin konusu olarak diye düşünürken bu da Aristoteles'e ve oradan Tohum'a ve Usya ayrımına, yani mevcut ve var olan ayrımına ve oradan cevhere, buradan bir substansa vesaireye doğru açılan başka kapılar var. En yine sıkıntılı kelimelerden bir tanesi, varlık mı diyelim, cevher mi diyelim, söz mü, öz mü, mevzu mu diyelimdeki ayrımları maalesef atlamak zorundayım. Son bir 5 dakikam daha varsa bir şey yapmak isteyeceğim. 5 de senin de. Şimdi bu karmakülüsün yat babanın iki dezavantajı var. Dediğim gibi karmakülüsü kabaca böyle bir şey kastediyorum. Yani farklı farklı sistemlerde o sistem içerisinde kavramın işgal ettiği yeri, neye karşılık geldiğini, neyin çevirisi olduğunu ve neye cevap aradığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunu yapmamanın bir zararı var. Pratik bir dezavantajı var. Aslında filozofları yanlış anlıyor. Bu da sıkça karşılaştığımız bir hata. Mesela İbn Sina'yı anlatırken İbn Sina'nın şu kavramı dediğimizde başka kavramlarla birlikte düşünmemek. Ve yani ya da bunun tersini yapmak. Yani ya İbn Sina hiçbir şey katmadı, hiçbir şey, hepsi Aristoteles'i kavramlar diyoruz. Ya da bunun tersini yapıyoruz. İbn Sina tamamen yepyeni kavramlar icat etti ve Aristoteles'i hiçbir şey boşluğu değilmiş şeysine konuşuyoruz. Yani bu ifratla tevhid aşamasını maalesef çok yapıyoruz ama bu kavramı ve bu arkeoloji yapmak bizim filozofu aslında anlamamızı sonuçluyor. Ve dediğim gibi bu arkesizliğin iki tehlikesi var. Bir tanesi kendine haksızlık, bir tanesi filozofu haksızlık diye iki ayrı ettim. Bir tanesi yani felsefe tarihine ilgilenmediğiniz ya da onu bilmediğinizi ve sadece kendisi bir dönemle sınırlandırdığınızı. Yani ben 9-13. Yüzyıl arasında çalıştım, gerisini bilmiyorum demek anlamına geliyor mesela. Aslında bir miyoplaşma, uzay görememe tehlikesi barındırıyor. İkincisi de İbn Sina'nın bu kavramı neden tercih ettiğini, tercihinde kime cevap verdiğini ve verdiği cevabın felsefe tarihine nereye tekabül ettiğini gösteremediğimiz için aslında İbn Sina'nın ne dediğini anlamamış oluyoruz. Yani Aristoteles'in ontolojiden ne ölçüde ayrıştığını ve Kant'ın varlık bir araz değildir şeklinde cevap verecek biçimde İbn Sina'cı felsefeyle ilişkisini
göz önünde hiç bulundurmadan çeviri yapmış oluruz ki bu zamanda İbn-i Sina'yı anlamış oluruz. Bu da temelde filozofi haksızlık demek ve onu bir sonrası olmayan ve bağlamından kopuk bir havada duran sadece tarihin belli bir döneminde bir şeyler söylemiş bir mevta halinde göstermektir. Halbuki Aristoteles'in İbn-i Sina'da Descartes'te bizim bugünkü canlı muhataplarımız. Tehlikeye çok keyifli bir örneklendirme verecektim ama bunu veremeyeceğim, anlıyorum. Hemen ilk 5 dakikadan vereceğim sizden. Son 5 dakika. Ve kavramı ve terimin işaret ettiği manayı kavramak için çevirmenle düşen bazı görevler var. Bir çeviri yapmak, çeviri hareketine ihtiyacımız var. Gerçekten bu doğudan da batıdan felsefe metinler hususunda böyle bir hareketine ihtiyaç var. İkincisi çevirmenlerin metnindeki kavram haritasına saygılı olmaları. Yani aslında İbn-i Sina kabaca burada varlık demiş, demek istemiş diyerek mesela inniyet, enniyet, vücut, kevn, kıvam gibi bir sürü birbirine yakın ve benzer terimleri kabaca varlık potası altında etmekten ve karşılamaktan vazgeçmek. Bunların her bir kavramın farklı gönderimleri olduğunu ve bir o haritada bir yere tekabül ettiklerini görmek. Ve biz felsefecilerin çevirmenlere de düşen bu kavramlara sadakat göstermek, onları içinde yer aldıkları mimariden kopartmadan kullanmak. Ancak böyle iyi felsefe ve iyi felsefe çevirisi yaparız. Zira biz terimleri değil kavramları çeviriyoruz ve her kavramın bir tarihi, coğrafyası, mekanı, topolojisi ve topografyası var. Yani bir arkeolojisi var ve biz bu arkeolojiyi yapmak durumundayız. Bu manada evet, çeviri yapmak, felsefe yapmak gerekiyor. Çünkü demin ilk dediğim gibi yani var olmak, var olmayı çevirmek değil aslında mesele sadece. Descartes'in var olurum derken, yani şunu madde varım derken ya da benim derken nelere göndermede bulunduğunu anlamak manada çeviri yapmak ve felsefe yapmaya gerektiriyor. Anlayarak çevirmeyi gerektiriyor. Zira her çeviri bir tercih ama her dilde tercih ettiğimiz kelimenin tercih etmediklerimizle olan bir ilişkisi de var. Bu nedenle o çeviri yaparken kavramın gömülü olduğu toprağa da kalmak, kökenlere bakmak ve kaynak dilden hedef bile çeviri yaparken o kavramın arkeolojisini ve içinde bulunduğu yapıyı değerlendirmek lazım. Peki bu bir esansiyelizm ya da logosantrizm anlamına gelir mi? Tam tersi aslında. Bir köken arayışından ziyade öne sürdüğüm arkeolojik farklılıkların bütün bir düşünceyi tesis ettiği yönünde. İşte fark da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Her çeviri aslında kavramın özdeşliğinden bir ayrılmaya işaret ediyor gibi. Her çeviri bir fark aynı zamanda tam da bu nedenle aslında kavramların tarihini takip etmek lazım. Özdeşlik ve ayrımı, identite ve diferansı ya da aynı ile farklı anlamak için. Bu manada her filozof aynı dili konuşuyor ama terimleri bir tanımış oluyor. Ama bambaşka diller kuruyor. Bir küçük şey daha vardı. Ona işaret ederek bitirmek isterim. Burada bir yanlış anlaşılma tehlikesi de var. Yani İbn-i Sina'da şu kavram Aristoteles'te şu halde mevcuttu. Farabi'deki saadet kavramı Aristoteles'in Eudaimonia'nın çevirisi dediğimizde aslında bir değersizleştirme yapmış olmuyoruz. Aksine bir süreklilikten ve canlılıktan bahsediyoruz. Çünkü elbette İbn-i Sina tohum kavramından hareket ederek mevcut üzerine inşa edecek ontolojisini ama bambaşka bir, yani mevcut kavramını kullanacak ama felsefe tarihinde bambaşka bir metafizik kuruyor olacak. Bizim felsefe tarihine bütüncül bir bakışla bakabilmemiz, iyi felsefe metni çevirisi yapabilmemiz ve iyi felsefe sorunlarımız için de bu aynılık ve farklılığı diyerekliğe, aynı ve farklı diyerekliğe anlamaya ihtiyacımız var. Bunun için de arkeolojinin anlamını tekrar hatırlamamız gerekiyor. Arkeoloji kabaca geçmişin bilimi değil, tam da bugün anlamak için arkeoloji yapılır. İşte geleneğe sahip çıkmakla bir felsefe geleneği oluşturmak, bunu yani üzerinde, üzerinde konuştuğumuz bir konu. Önce filozofların içinde bulunduğu geleneği anlamaktan bir silsileyi ve tarihsel geçişleri takip etmekten, tabiri caizse kavram kuyularını iğneyle kazmaktan geçiyor. Ancak felsefe geleneği içerisinde kavramlar konusunda yapacağımız böyle bir kazı, böyle bir arkeoloji ile bugün iyi çeviri ve iyi felsefe yapabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu akşamına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de yani gözümüzün önünde dil felsefesi örneği sundu. Örnekler eşliğinde sunması da gerçekten beni çok etkiledi. Derslerimiz renkli geçiyor olacak. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Vardır diye tahmin ediyorum. Sahneye yanılmış. O kadar çok olsun galiba. Kusura bakmayın. Yani çok özür dilerim. Belki yanlış anladım. Eğer yanlış anladıysam soruyu sormayacağım zaten. Gösteren ile gösterilen arasındaki farkın keyfi olduğunu söz sürdürebilirim. Doğru mu anladın? Evet. Tamam. O zaman şöyle hocam. Şimdi siz tablo çıkardınız. Terim ve kavram ayrımı. Gösteren ve gösterilen. Bunlar arasındaki eğer ilişki keyfi ise
O zaman şöyle bir sorun çıkıyor benim kafamda. Kavramların tarihi var, argümanın üzerinde. Bu kavramların, kavramlar aktarımı da terimler üzerinden sağlanıyorsa, bu ortamda bir keyiflik varsa biz bu aktarımı nasıl sağlayabiliriz diye devam ediyoruz. Eğer bir keyiflik olursa aktarımı nasıl sağlayacağız? İki alt başlıkta bu soruyu uygulayacak olursak, Tahsin Hoca'nın konuşmasına bağlayacak olursak, biz varlık zeminimizde, yani klasik geçmişimizdeki kavramların bugüne uyarlanmasını da yapamayacak duruma geliriz. İkinci olarak da tam tersi olur. Belki siz cevabını da değiştirmiş değil mi? İkinci olarak da soracak, çevreye bağlayacak olursak, bu keyiflik yine bize aziz yardımcı tarzındaki çevreyi onaylamayacak. Galiba o slide biraz hızlı geçmek zorunda kaldım. Keyfi olduğundan bahsettim ama sosyolojinin alıntısı orada. Koyduğum slide'ı hatırlarsanız orada bir değerden bahsediyorum. Dolayısıyla göstergeler tek başlarına anlamlı değiller, bir sistem içerisinde değer kazanıyorlar. Yani gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki tam da nedensiz. Dolayısıyla biz, ama onu demek istedim, terimi değil kavramı tercih edilir. Dolayısıyla terim nedensiz. Yani gösterenle gösterilen, yani terimle kavram arasında nedensiz ama kavramın nedensiz olduğu anlamına gelmiyor. Kavram da bir sistem içerisinde diğer kavramlarla değer kazanarak anlamlı hale geliyor. Anlam yani kavramın anlamı dediğimiz şey de bu. Dolayısıyla ikinci, sorunuzun ikinci kısmı da, yani birinci kısmı nedensizliği değerle aşılabilir. Aşılabilir değil, aşılıyor. İkincisi de, ikinci kısmı da tam da aslında böyle olduğu için, sistem içerisinde değerli olduğu için, anlamlı olduğu için kavramlar, o yapıyı takip etmemiz gerekiyor ve o yapıyı farklı sistemlere entegre ederek de uyarlayabilir ve bugüne de taşıyabilir. Bu sistem hocam çok kısaca dil mi, dilsel bir yapı mı, kültür mü? Dilsel bir yapı ama tam da dilsel yapı hem kültürel hem de toplumsal. Dolayısıyla en temelde dil, dilsel ama dilin kendisi toplumsal ve kültürel. Başka bir soru sorun. Katkı sunmak isteyen de olabilir. Buyurun. Bahsettiğiniz arkeoloji yönetimi çeviri yaparken doğal olarak bir değeri ifade etmesi gerektiği için bir notu doğal olarak bir şerh tutumunu zorunlu kılar mısınız? Evet, tam da aslında bu manada ben de bazen derslere değinmeye çalışıyorum. Şerhlerin de bu manada çok değerli bir boyutu var. Yani sadece şerh etmek bir metni defalarca aynı şeyi söylemek, yani defalarca zaten bir otorite, metnin otoritesi var. Benim Aristoteles metni şerh ederken biz Aristoteles'in otoritesini defalarca tesis etmiş olmuyoruz. Tam tersine orada o metne eklediğimiz her şey, her şerhteki her fikir ve kavramın dönüşümü aslında çok bir fark yaratıyor. Yani o aynı metinden aynılık ve farklılığı tesis etmiş oluyor. Dolayısıyla da bu manada da değerli. Teşekkür ederim. Soru almayacağım artık çünkü vaktimiz daralıyor. Sıradaki konuşmacımız yardımcı doçent doktor Selam Bardak, felsefe öğrencisi. Kendisinin bildirisinin başlığı hermeneutik ve çevrilemezin çevresi. Hermeneutik felsefe çevre fikriyle daima yakından bir ilişki kurmuştur. Zira yorumlama ve tercüme faaliyetleri benzer sorunlarla karşılaşır. Bu bağlamda özellikle Ricoeur ve Gadamer'in çeviri hermeneutik için temel bir paradigma olarak kabul edilmiştir. Oysa bu yorumlayıcı yaklaşım çevirinin temel sorunu olan çevrilemez diye farklı bir eşitliğine sağlar. Çevrilemez aslında çevrilmemiş ve çevrilemeyecek değil, sürekli yeniden çevrilmesi gerekendir. O zaman da bu tekrar çevirinin gidişatının mantığını, güzergahını sorgulamak gerekir. Bu noktada da Ricoeur'le Gadamer'in aynalıkta farklılığa yer açan gelenek kuramları çok ayrıntıcıdır. Çevrilemez bu şekilde bize bir çevirilik geleneğinin şartlarını sorgulama imkanı sunar diye özetlemiş. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. Saygıyla selamlıyorum. Üç kişi başlıyorum. Ondan sonra. girişte çok hızlıca çeviri ve hermeneutik arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Aslında tabii çeviri meselesi alınca hermeneutikle uğraşan bölgeyi için çok iştah açıcı bir fırsat gibi gözüküyor. Çünkü çeviri ve hermetin daima çok yakından bir ilişkisi oldu. Bu yakından ilişki iki açıdan ele alabiliriz. Bir, her çevirinin bir yorum olması. İki, her yorumun bir çeviri olması. Her çevirinin bir yorum olması buna
Gadamer'de rastlıyoruz özellikle hakikat bir yöntemde. Gadamer açıkça hem mütercimin metnin kendisi değil de bir daima bir yorumlu çevirdiği, dolayısıyla hiçbir zaman için metnin kendisi değil, metnin daima bir yorumlu çevirdiği, dolayısıyla metinden çeviriden önce bir yorum olduğu, hem de aynı zamanda bu çevirinin yorumla sadece bir derece farkı, ikisi arasında sadece bir derece farkı oldu. Yani önce anlarız çünkü, anlamak için de yorumlarız, ondan sonra çeviririz. Bu anlamda her çeviri bir yorumdur ki bu bağlamda Gadamer'de, Ricoeur'de ikisi de çeviriyle yakından gelmiştir. Gadamer'de biliyorsunuz önce antik Yunan eğitimiyle başladı ve Yunanlardan çok çevirisi var bizim kitaplarından. Ricoeur ise ilk felsefi hayata girişi 40-45 arası İdeyenleri, savaş esnasında bu sefer İdeyenleri çevirmesiyle başladı. Ama ikinci bir anlamda her yorumla çevirilir. Yani hem bir görev hem bir görev için çeviri basit bir faaliyet değil, hermetik için temel bir paradigmadır. Hermetik için temel bir paradigmadır. Bunu Gadamer alıntı, yorumlamak ve anlamak kendi sözcüklerini ifade etmektir diyerek söylüyor. Yani çeviri ne anlamda, daha sonra verdiği çeviri ne anlamda hermetik için bir paradigmadır? Çünkü çeviride kelimeden, dilden, dilsel elbiseden bağımsız olmayan bir fikir veya bir kavram olmadığını yaşıyoruz. Tıpkı hermeneutikte bir Türk metinsel ifadeden bağımsız olarak bir yazarın niyetini bulamadığımız gibi. Yani her bir körde hemen şeyde, Gadamer'de yazarın niyetiyle yazdığı metin ve bu metinle yüzleşmek durumunda kalma ve o yazarın niyetine ulaşamam figürü için çeviri kuramını kullanıyorlar. Tıpkı çeviride önümde bir metin var. O metni çeviriyorum ve yazarın şu zaman için bana ben bunu kastetmiştim. Dolayısıyla bu çeviri doğru diyemiyorum. Bu bağlamda Gervonino, Ricoeur uzmanlarının bir tanesi. Ricoeur'de her ne kadar genelde Ricoeur'dan bahsettiğimizde hep iki dönem Ricoeur'dan bahsederiz. Semboller hermeneutiği dönemi, metinler hermeneutiği dönemi. Yani sembollere yorumlayan Ricoeur ve metinleri yorumlayan Ricoeur. Gervonino ve Marc Doloni, hem Ricoeur uzmanı hem çeviri uzmanı Marc Doloni, aslında Ricoeur için çevirinin temel bir paradigma oldu. Ve sembol hermeneutiğinden ve metin hermeneutiğinden ziyade bir çeviri hermeneutiği paradigması oldu. Bu bağlamda konuşmam iki açıdan ilerleyecek. Bir çeviremezlik ve yeniden çeviri, iki yeniden çevirilerin mantığı, birinci bölüm, ikinci bölüm. Çeviremezlik aslında iki anlamda anlayabiliriz. Bu iki anlam hem Barbara Cassandra hem Marc Doloni de var. Birinci anlamda tabii çeviremezlik, mutlak çeviremezliktir. Yani çeviremezlik absürt mahkumeyi. Mutlak çeviremezlik kesinlikle bir şekilde ifade edemediğimiz ve bunların çok nadir olduğunu söylüyor sık sık farklı yerlerde. Burada şöyle tanımlıyor o mutlak çeviremezliği. Öyle bir dipnot yazarsınız diyor, artık o sonsuz dipnot olur. Yani dipnot metnin kendisini geçer diyor. Bu durumda bir çeviremezliktir. Ama bu çevrilemezler, bu gerçek çevrilemezler aslında ana dilde bir insan için de çevrilemezler. Yani o kişi bile oradaki sorunla karşılaşır. Buradaki çeviremezliği nedenleri Ricoeur'de çeviri düzenli kitabında sayfa 13'te uzun anlatacaktım. Semantik ağlar, sentaksların, kültürlerin arasında örtüşme olmaması, farklı diller, farklı dillerin kültürel yapıları arasında örtüşme olması. Ricoeur bunu ses dizgeleri, sözcük dizgeleri ve çeşitli gramerler arasındaki farklılık bağlamında detaylı bir şekilde ele alıyor. Onu çok hızlı geçiyorum. Kendisi bu, yani hem ağaç anlamına gelen hem de küçük kuru, küçük bir orman anlamına gelen boğa kelimesinin örneği veriyor. Ve boğa dediğimizde daima birkaç tane semantik alanın ortasında bulunan, semantik alanların kesişme noktasında bulunan bir kavram var. Dolayısıyla çevirici bir zaman için bu farklı boyutları beraber yansıtamayacak. Bu çevrilemezliğin aslında çevrilemezlikten ziyade yeniden çevrilme gerekliliği olduğunu özellikle Barbara Cassin, Barbara Cassin olarak Fransa'da bir çeviri uzmanlardan bir tanesi, Fransa'da İngiltere uzun süre ders verdi. Bu Barbara Cassin'in Dictionnaire des intraduisibles çevrilemezler sözlüğü, çevrilemezler sözlüğü diye bir çok İngilizceye çevrilmiş olan, şu an Arapça'da çevrilmekte olan bir kitabı. O çok hatta o kitabın özetini istiyorsanız, o kitabın çevrilemezler ve çevirileri diye Ömer Albayraklarımız tarafından Türkçe çevrilmiş bir özetini bulabilirsiniz. Projenin Türkçe çevrilmiş bir özetini. Ben Barbara Cassin'in bir makalesi.
Çivililemezler ve Çivilileri, Ömer Hoca onu çevirdi. 10 yıllık bir proje, 150 kişi kitabı değil. Bu kadar heyecanlandım ki bunu gördüğümde. Neden heyecanlandım bilmiyorum. 10 yıl, 150 kişi, 15 Avrupa dili, 400 madde, 4000 kelimenin bir içeren bir proje. Ne tarz kelimeler var? Hem farklı farklı kelimeler, sons, mind, işte mind diyeceğiz, eski diyeceğiz, guys diyeceğiz, mimetis, mimesis pardon, imitasyonla çevirilme. Her biri birer tane madde ayırıyor. Logos, usia, mimesis, arithia. Intention olacak. Hatta intention'un hocam, intention'un çevirisi içinde makalesinde Arapça vücut ve mevcutla ilgili alemdülüvelen bir kutusu var. Orada ve Heidegger bağlamında. Dönemsel kapatıyoruz. Ve aynı zamanda daha genel maddeler de var. Bazı dillerin bazı özellikleri, Portekiz dilinin şöyle bir özelliği olması, İngilizce'nin şöyle bir özelliği olması. Kitap İngilizce demek, Türkçe şu anda Arapça'da çeviriliyor. Burada hem diakonik hem senkronik boyutları ele aldığını söylüyor Gabahat Hasan. Bir açıdan işte hocamın, Burak Hoca'nın da kastettiği gibi, ele aldığı gibi bir kavramın, bir sözcüğün nasıl zamandan zamana bir dilden başka bir dile, işte Yunanca'dan Latince'ye, ondan sonra bir lehçeden başka bir lehçeye, bir gündelik dilden felsefi dile nasıl geçtiğini, yani senkronik olarak nasıl geçtiğini ama aynı zamanda diakronik olarak bugün aynı kavramı düşündüğümüzde, aynı fikri düşündüğümüzde, mimesis kuramını ele aldığımızda farklı kültürler, farklı medeniyetler bunu nasıl ele aldığını açıklıyor. Bu konuda kitaba yakından bakabilirsiniz. Şimdi bu bağlamda onun Barbara Kasan'ın vardığı sonuç çevrilemezlik sorununa çözüm aslında çevrilemezlik meselesini halletmek için kusursuz çeviriler, mükemmel çevirilerin vazgeçmek gerekir. Bu bağlamda aslında çevrilemezlikten ziyade çevrilemezlik için şöyle tanımlıyor, sürekli yeniden çevirme gerekiyor. Sürekli yeniden çevirme zorunluluğu diyor. Likör bu fikir mükemmel çevirinin imkansızlığı, çözüm yolu olarak, birinci çözüm mükemmel çevirinin imkansızlığı, ikinci çözüm yeniden çeviri gerekliliği. Mükemmel çeviri imkansızlığını burada hocamız da kısaca değindi, çok hızlı geçeceğim. Likör yine Berman'da olduğu gibi çeviri üzerine kitabında, çeviri üzerine kitabın ismi, çeviri üzerine, Türkçe çevirdi. Baktığımda olursa birkaç tane Likör'ün çeviri üzerine kitabının Mehmet Fuat tarafından Türkçe çevirişlerine birkaç tane yorum yapacağım sonra baktığımda olursa. Ve bu da Likör, mükemmel çevirinin, kusursuz çevirinin yasını tutmamız gerekiyor. Vazgeçmemiz gerekiyor ve Platon'un o üçüncü adama ulaşamama kuramını örnek olarak gösteriyor. Yine Quine'a da tutabiliyor. Quine'da bir kaynak metin ve hedef metin uyumunu ölçmek için üçüncü bir metin yok elimizde. Dolayısıyla ne yapacağız? Bir identitesiz ekivalans arayacağız. Yani özdeşlik içermeyen bir eşdeğerlilik. Mehmet Fırat'ın çevirisi. Özdeşlik içermeyen bir eşdeğerlilik. Ben eşdeğerlilik yerine denklik ki kullandığımı biraz aklımız açıklayacağım. Burada eşitlikten bahsetmiştik. Burada Lermiral, Jean-René Lermiral yine çeviri uzmanlarından eşit formlar yerine denk işlevler aramamız gerekiyor. Aynı zamanda bir körlenmeyi yok. Denk işlevler aramamız gerekiyor. Eşitlikten vazgeçeceğiz. Bunu sürekli farklı hocalarımız da söyledi. Yani mükemmel o adekvasyonu bulamayacağız. O uyumu, o uygunluğu hiçbir zaman için yakalayamayacağız. Onunla bir defa vazgeçmemiz gerekiyor. Gadamer'deki bunun ifadesi dilin unutulması kuramı. Dilin unutulması kuramı Platon'dan beri başlayan bir şeydir diyor. Daima dilin kavrama göre ikincil olduğunu söylemeyi düşünüyoruz. Yani önce bir kavram var ve sanki o kavramı herhangi bir dilden bağımsız olarak düşünüyoruz. Ondan sonra o kavramı, yani ben Geist'i çevirmek istediğimde sanki Geist kelimesini Geist sözcüğünden bağımsız olarak bir tür kavram olarak anlıyorum zihinsel olarak. Ondan sonra da bu Geist'a işte zihin mi uyar, ruh mu uyar, ikinci bir eylem olarak hangisini uyabileceğini sanki test ediyorum. Hayır, bu diyor tipik dilin unutulmasının Batı medeniyetinde, Platon'dan beri başlayan dilin unutulması, yani dilin ikinci bir boyut olması. Bunu Katilos'a bağlı. Katilos da tabiatçı, naturalist okuma, yani kelime özün bir sonucudur, bir tezahürüdür. Veya uzlaşımcı teori, yani bir kararla sözcüğün ne olduğuna karar veririz. Her ikisi de aynı tuzağa düşüyor. Yani sözcüğün öze göre ikinci olduğu fikri. Burada peki çözüm ne o zaman? İkinci çözüm, birinci çözüm demiştik. Mükemmel çözümden vazgeçmek. İkinci çözüm dolayısıyla yeniden çevirmek. Yine Kasanen'den bir cümle. Çevrilemezlerden kastedilen çevrilmeyen değil, çevrilmemesi durmayanlardır.
İkinci M parantez içinde. Çevrilmemesi durmayanlardan sürekli yeniden çevirmemiz gerekir. Ve bu çevirinin sürekli tekrar edilmesi likörde de var, yine gademörde de var. İşte farklı şekillerde. Likör bunu masum kibir olmadığını söylüyor. Zamanının ötesinde bir çeviri olmadığını söylüyor. Çünkü zamanın ötesinde bir yazı yok. Dolayısıyla her çeviri belli bir dönemin beklentilerini, arayışlarını, umutlarını yansıtır. Bunun için çeviri iyi de olsa, o çeviri daima hocamız da ifade ettiği gibi iyi olabilir ama daha iyisi gelir. Daha sonra daha iyisi gelir. O gerekliliği sürdürmek gerekiyor. Hem yanlışları düzeltme, doğru çeviriye daha çok yaklaşma imkanımız olur. Hem de yani iki farklı şey var likörde. Likör sadece ya bugün çok iyi çevirmediyse yarın belki bir çıkar daha iyi çevirir demiyor sadece. Bunu söylüyor aynı zamanda. Bugün iyi bir gibi gözüken bir çeviri bile diyor. Yarın beklentiler değiştiğinde, bakışlar değiştiğinde, ortam değiştiğinde, bir verten şovun değiştiğinde o çeviri o kadar iyi olmadığı düşünülmeye başlayabiliriz diyor. Bu bağlamda sürekli likörden bir alıntı mütercimden sonra yeniden çevirmek gerekiyor. Gadamer'de ise bu yeniden çeviriyi sanat felsefesi bağlamıyla alabiliriz. Yani şeyin kopyanın özden mümkün üstün olması, şu açıdan özden, orijinalden, modelden üstün olması, yani tekrar sayesinde. Tekrar ederek, tekrar çeviri sayesinde, yani aynı şiirin iki tane çok güzel çevirisini okuyabilirsiniz. Ve bu sizin o şiirden aldığınız zevki ikiye de katlayabilir, Gadamer'in perspektifi. Onu da çok hızlı geçiyorum çünkü Gadamer'de tıpkı sanat eseri icradan bağımsız olarak var olamadığı gibi yani sadece sahnede canlandığında veya bir müzik partisyonu sadece çalındığında var olabildiği gibi aynı zamanda biz çevirden bağımsız olarak yani bize geniş tarzından bağımsız olarak bir kavram düşünebiliriz. Dolayısıyla yine hermetik ilkemiz diyor anlamı daima bir uygulamalar arasında. Çünkü çevirme daima bir özel duruma uygulamadır. Daima özel bir duruma uygulamadır. Peki o zaman, ve burada temel argümanla biliyorum. Likör daima farklı çevirebiliriz değil derken bunu şöyle bir örnek veriyor. Anlatıyor da neyden veriyor. Ve çünkü daima aynı olayı farklı anlatabiliriz diyor. Ama aynı zamanda daima aynı olayı, pardon daima konuşmak oluyor. Aynı olayı daima farklı şekillerde anlatma imkanında aynı zamanda bir risk de var. Nedir o risk? Yalan söyleme riski, aldatma riski. Yani dolayısıyla bu farklı çevirinin imkanı, yeniden çevirinin imkanında çok ciddi bir risk de var ilkör. Çünkü aynı şeyi farklı söylemek yerine olmayan bir şey varmış gibi söyleme riski de var. Yani yeniden çevirinin, o çoğulculuğun pozitif yaklaşımında bir risk de bulunur. O zaman yeniden çevirinin bir mantığı olması gerekiyor. Ne olacak peki bu mantık? Bu mantığın Vermeer'e, Jean-Louis Miral, her çevirinin bir arkesi, bir de ferosu vardı. Arkesi, kaynak metne sürekli göndermeli bulunan. Yani bu Platon'un sofistindeki idol ve ikon farkları alacak olursak, hiçbir zaman için onun yerine geçme iddiası olmaması. Burada Vermeer ile Alexis Mus arasında bir tartışma var. Vermeer ideal bir çevirinin kaynak metne sürekli göndermeli bulunan. Ben son Burak değilim, benim ötemde başka bir metin var. Ona sürekli tekrar bakabilirsiniz, onu yeniden çevirebilirsiniz diyendir diyor. Bunun bu görüşün bir teolojik altyapısı olduğunu söyleyip Vermeer bunu eleştiriyor. Hayır, diğer şey diyor, bu kaynak metin yerine geçendir. Ona da çok detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Önemli olan burada arkadaki metnin unutulmaması ki tıpkı Gadamer'de o yeniden sahnelemek için, Shakespeare'i yeniden sahnelemek için, o müziği yeniden çalmak için o obje olarak, nesne olarak karşımızda kalması gerektiği gibi benzer şekilde o metni sürekli çevirebilmemiz için orada metin olarak kalmalı. Peki, aynı zamanda neye göndermede bulunmamız lazım? Arke değil, arkenin ikinci boyutu. Eski çeviriler. Eski çeviriler. Çünkü her çeviri, bu bağlamda her çeviri aslında yeniden çevirilir. Yani diyeceğiz ki, tamam da metni ilk kez çeviriyorum. Yani ilk ben çevirdim. İlk ben çevirdiysem, daha önce çevirmemiş bir metinse ne anlamda yeniden çevirilir? Zaten tekrar çevirilir. Çünkü diyor Likör, aslında sözlükleri değil, metinleri çevirir, cümleleri çevirir. Burada üçlü yapı ele alıyor. Sözlük diyor çeviri sürecinin başlangıcı değil, sonudur. Önce bir kültürü çeviririz. Onun için kültüre bilen, yani iki bilgiler gerekir diyor. Kültüre iki bilgilik gerekir çeviri için. Önce bir kültürü çeviririz, sonra bir metni çeviririz. O metinlerde bir kelimeyi çeviririz diyor. Yani kelime çevirisi sürecin son aşamasıdır. Kültürle çarparız. Peki bunun tersi de geçerli. Ama aynı zamanda yani hem sözcük, kelime aslında
bir metnin sadece bir parçasıdır ama aynı zamanda sözcüğün içinde de bir metin vardır. Bunlara Grundwörter yani temel kelimeler diyor. Almanca deyimini kullanıyor. Ve bu temel kavramlar, bu temel kelimeler aslında metin içeren kelimelerdir. Yani hem metin kelime içeriyor hem de kelime metin içeriyor. Bu kelimelerde aslında metinler var diyor. Oysa ben ilk çivili tercüme olsam da bu metin, bu metnin arkasındaki, bu metnin dışındaki ve içindeki kelimeler, yani o yazarın diğer metinleri, o yazarın diğer şiirleri veya o dönemin diğer yazarları veya o dilin diğer metinleri daha önce çevrilmiş. Burada benim özellikle benim alanımda karşılaştığım soruna burada değinmek istiyorum açıkçası. Her çeviride bir tabula rasa iddiası olması. Yani bir tercümün bir okuyucu olmaması. Benden önce nasıl çevrilmiş? Kim ne demiş bu konuda? Ve burada bir gelenek kurma. Yani benden önce kim nasıl çevirdiyse ya ben onu onaylayacağım, şu nedenlerden dolayı onaylıyorum diyeceğim. Ya da ben onu değinleyeceğim ve neden değinlediğimde nedenlerini açıklayacağım. Burada buradaki temel sorun her çevirinin, ya çoğu çevirilerdeki bu ilken, ilk olma iddiası neye engel peki bu? Bu silsilenin yani bu düzen, bu dizinin kurulmasına engel oluyor. Şimdi Ricoeur'un verdiği çok beğendiğim bir örnek var. Sıradan sözcüklere güvenmek gerekir. Sıradan sözcüklere güvenmek gerekir. Yani bunun işte mesela eşgeldilik yerine eşgeldilik. Özdeş olmayan eşgeldilik. Equivalence sans identité bu fazla. Equivalence sans identité. Equivalence evet eşdeğerlilik doğru. Equivalence etimolojik olarak da doğru. Özdeş olmayan tamam. Yalnız Fransızca düşündüğümüzde equivalence bayağı denklik. İki şeyin birbirine ekivalen olması, iki şeyin birbirine tamam ve denk olması. Dolayısıyla bu kullanımı zorlaştıran bir kavram yerine belki denklik ki seçmek daha şey olabilirdi bu şey açısından. Aslında correspondance için denklik kullanılıyor burada, correspondance için. Correspondance için de çünkü correspond, iki şeyin birbirine uyması olduğu için belki uyum daha iyi olur. Her neyse, bu yani Ricoeur'un daima daha iyi bir çeviri mümkün olduğunu şart yapılırsak, yani mükemmel çeviriden vazgeçmemiz gerektiğini söylersek, yani bu nokta da perfektindir. Ve benim söylediklerim de tabii ki eleştirilmez. Özellikle burada önemli olan, Ricoeur için felsefi dilden, felsefi dille doğal, yani tabii dil, gündelik dil arasında bir bağlantıyı sıkmışımdır bunlar. Ve felsefi dilin tabii dilden bağımsız olmadığını bilmek ve insanların kullanabildiği ve kullandıkları ve niçin kullanabildikleri kelimeleri kullanmak. Ve kullanımla, gelenekle, yani bir praksisle bu kelimelerin kullanım alanının gelişmesini sağlamak. Bunun örneklerinden bir tanesi, Gadamer'in mesela hakikat yöntemi, varlık ve zamanda, varlık ve zaman, Zeitung'un başlığında varlık slash oluş diyor. Varlık slash oluş. Neden? Çünkü bu varlık bildiğiniz statik bir varlık değil, oluş boyutu olan bir varlıktır. Ama Fransızca, işte İngilizce being and time dediğimizde veya Fransızca être et en dediğimizde être bu ve zaman sayesinde bu être'in anlamı kaymaya başlıyor. Yani değişimi içeren bir anlam doğmaya başlıyor. Bu noktada varlık kelimesine neden güvenmeyelim veya Fransızların être kelimesine güvendikleri gibi veya başka bir kelime olabilir. Ama biz sözcüğe neden güvenmeyelim? Şimdi buradan sonucuma geliyorum. Peki bu bağlamda bu arkeplik aynı zamanda bir telos da var. Demek ki evet yeniden çevirin mümkün ama yeniden çevirinin şeyi olmalı, bir mantığı olmalı. Bu mantığı aramak için de ben özellikle Gadamer'in önyargılarına meşruluk kuramaya başlıyorum. Gadamer çeviriyi şeye, yoruma benzettiğinde şeyden kesinlikle bahsetmiyor. Bu klasik Türkçe meselesi veya işte bizde kavramların eskiliği, yeniliği meselesi, öz Türkçe meselesi değmiyor. Çünkü böyle bir sorun yok Gadamer'in. Ricoeur'un de böyle bir sorun yok. Yalnız burada Gadamer'in çeviriyle hermetik arasında kurduğu ilişkiyi bence Gadamer'in meşru önyargılar bağlamında ele almamız mümkün. Yani Gadamer'e göre her önyargı eşit derece değildir. Bazı önyargılar kendinden daha meşrudur. Ve önyargıları meşru yapan ne? Zamana dayanmış olabilmeleri. Yani tarihe dayanmış olabilmeleri. Bir kullanımda onların bir resepsiyon, yani bir algısının, bir kabulünün mümkün olmuş olması. Bu bağlamda da belki Gadamer'in gelenek kuramı bağlamında düşünecek olursak ve meşru önyargı bağlamında düşünecek olursak bazı şeyler geleneğine daha meşrudur. Ne kadar meşrular? İşte hem arke olarak, yani bir geleneğe atıfta bulunarak hem de telos olarak bir yenilenmeyi mümkün kılmaları. Burada şu anlama gelmiyor. Daima en iyi çeviri, en geleneksel çeviri olan, yani en eski olandır anlamına gelmiyor.
bir geleneğe dayanması gerekirse o geleneğin ötesine giderek, gerekirse o gelenekle mesafe koyarak, o geleneği tamamlayarak, o geleneği ama ona dayanması, ondan yani onu tanıması, bu Ricoeur'dan Hopkinson'un kuramı, yani onu tanıması, onun bilincinde olması. Sen varsın, farkındayım ve Tansu hocamız da not alımını geri dönme değil mutlaka, ondan istifade ederek çeviriyor. Yani orada bir kaynak var, orada bir kaynak var. Bunu Gadamer dolayısıyla sadece yani yeni bir önyargı da meşgul ulaşabilir kullanımda. Önemli olan o diyalektiğin, farklılık diyalektiğinin o ayrılıktan bağımsız olmadığını fark edebilmek. Bunu Ricoeur'cu bağlamında ele alacak olursak, Ricoeur çeviriyi hermetik için bir paradigma olarak kullandığında, çeviriyi hermetik için bir paradigma olarak kullandığında, aynı zamanda çevirinin bellekle bir bağlantısını kuruyor. Çevirinin bellekle bir bağlantısını kuruyor. Çevirinin bellek, çeviri gibi bir bellek meselesidir. Hatıra meselesidir, hafıza meselesidir. Yani hatırlama meselesidir. Ve bu bağlamda çeviri bağlamında, Ricoeur bunu yapıyor. Çeviriyle fidelite, inugasyon, aynılık, gelilik, yalitli bağlamda kuruyor ama çeviriyle gelenek arasında bağlantı kurma imkanı sunuyor. Nasıl? Çünkü ideoloji ve ütopya ikilimi arasında ve bu son şeyleri... ideoloji ve ütopya arasında ikiliyi ele aldığında her toplumun bir taraftan ideolojik bir boyut olması gerektiğini, diğer taraftan da ütopik bir boyut olması gerektiğini söylüyor. İdeolojik boyut nedir? Aynılıktır. Bir toplumun kimliğini inşa edebilmesidir. Kendinin resmini geçmişe bakarak kurabilmesidir ve Ricoeur'de kesinlikle pozitif ve gerekli bir şeydir. Yani bir toplumun o aynılığını savunmasıdır. Biz buyuz. Bir bütünlüğümüz var. Bu ideolojik boyuttur. Ama aynı zamanda diyor, bir de ütopik gerekiyor. Ütopik boyutu farklılaşma imkanıdır, değişme imkanıdır. Peki o zaman ve ütopi ideoloji dengeler, ideoloji ütopi dengeler. İkisi arasında bir gerektik ilişki gerekir. Ütopi olmadan ideoloji, hatta hem ütopi olmadan ideoloji olmaz, hem ideoloji olmadan ütopi olmaz ve ikisine en tehlikeli olan ütopi diyor. Yani ideolojisiz ütopi, ideolojisiz ütopi. Çünkü rüyaların hapsine kapanmak diyor, gerçeğin hapsine kapanmaktan çok daha tehlikeli. Dolayısıyla ütopi ideoloji mutlak, ideoloji ütopi mutlak. Ama üçüncü bir aşamada, peki ideolojilerin, pardon, ütopilerin kuramı ne olacak, modeli ne olacak? Geçmişin tutulmamış sözleri. Burada Ricoeur'un çok beğendiği bir sözü. Geçmişin tutulmamış sözleri. Geçmişte geleceğe atılmış, geleceğe yönelmiş oklar var. Dolayısıyla bu ütopik boyut da aslında bu geçmişten bağımsız değil. Bu ütopik boyut da bu geçmiş kuramların imkanları doğrultusunda mümkün olan bir şey. Çünkü bu atılmış olan oklar diyor, hedeflerde bulmamış olan oklar var. Hedeflerde manipüle edilmiş oklar var, tam manipülasyon kavramını kullanıyor. Hedefleri engellenilmiş olan oklar var diyor. Dolayısıyla ütopyayı mümkün kılacak olan, yani değişimi, dönüşümü, bir geleceğe bakmayı mümkün kılan, daima bu geçmişteki bu imkanları yeniden sorgulamak olduğunu söylüyor. İki dakikam var mı hocam? Yine bir dakikada bitiriyorum. Biri ve 5 geçe bırakmamız gerekiyor. 5'te bırakmamız gerekiyor. Belki 5, 15'e kadar şartlı değilsinler. Yine kulaktan ilgi geldi o zaman. Çok komik. Efendim? Saniye abi. Yok. Gittim ben. Burada son nokta bence çok enteresan bir şey. Ricoeur bu çeviri üzerlerinde son kısmında François Julien'in, Çin uzmanı François Julien'in bu ekivalansız identiteyi anlattığında çok bir örnekle bitiriyorum. Ekivalansız da yani şey, özdeş olmayan çevirilerle denklikleri anlattığında François Julien'in Çin düşüncesini, Çin felsefesini, ki bir Türkçe bir kitabı var, Çin Aydınlar diye bir kitabı var, zaman üzerine Çinlilerin algısını bize anlattığını ve Çinlilerin zaman algısının Fransızların zaman algısıyla hiçbir alakası olmadığını anlattığını ve bir Fransızın kendi gramer kuramlarıyla bir Çinlinin zaman algısını kesinlikle anlayamayacağını görürken François Julien sadece Fransızca kelimeleri kullanarak anlatıyor bize. Yani sadece Fransızca kelimeleri kullanarak Çinli'nin bir zaman algısının kesinlikle bir Fransızın gramer yapısına, dil yapısına kesinlikle uymayabileceğini ele alıyor. Burada şu, buna Ricoeur benzer, comparable, construit des comparable, Mehmet Rıfat benzerler inşa etmek demiş. Ama benzerler inşa etmek yerine kıyaslanabilirler, kusura bakmayın çok şey değil, kıyaslanabilirler, karşılaştırılabilirler inşa etmek. Neden benzerler demiyorum, karşılaştırabilirler diyorum? Çünkü compare, yani karşılaştırmak daima benzerdir demek değildir.
komparizon yapıp da benzetip de benzemiyormuş diyebiliyorsun. Yani karşılaştırmak aynı zamanda benzemiyormuş da diyebiliyorsun. Dolayısıyla o ekivalans son identiteleri, yani o denklikte aynı zamanda bir denksizlik de var. Yani kimlerin düşüncesi bize uymuyor. Ama bu uymamayı bizden kelimelerle söyleyebiliyorum. Bunun mukayeseli felsefe için çok ciddi bir pratik oluşturma imkanı olduğunu düşünüyorum. Yani bir farklılık var. İşte İbn Sina'nın mecaz kuralı, işte Farabi'nin şu kuralı, Gazali'nin şu kuralına, Dikör'ü veya Heidegger'in şu kuralına uyuyor mu uymuyor? Uymuyor. Aynısı değil, uymuyor. Ama bu uyuşmamayı veya uyuyor. Ben kesinlikle uyumlu anlamda demiyorum. Uyduğu durumlar da var. Ama bu uyuşmamazlığı, uymadıkları durumda, uydukları durumda çok güzel. Ama uymadıkları durumda, bu uyuşmamazlığı yine bu kelimelerle, bu kavramlarla ifade etme imkanımız oluyor. Dolayısıyla karşılaştırmak eşitlemek değildir. Ve bu Mehmet Rıfat'ın comparable, yani karşılaştırabilir olanı benzerler olarak çevirip bu nüansı belki kaçmanızı sağlıyor. Karşılaştırma yapıp da olmamış, benzemiyor, aynısı değil. Deme imkanımız var. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani benim anladığım aslında çeviremedim, çevirisi mümkün ama bu hep bir deneme. Sürekli yeni bir çeviri denilebilir. Fakat bu ancak kıyaslanabilirdir. İki, değil mi? Kaynakların gerekmesin ancak kıyaslanabilir olacak. Bir de ben kendi payıma eskinin yeniyi önlemediğini, yeninin de eskiyi iptal etmediğini anlıyorum ki özellikle bir diğer ütopya kavramı bir Türk ilgimi çekti. Mahmut. Evet, Selami hocamıza sorusu olan var mı? Buyurun. Bu çevrileme sürekli yeniden çevirinin örneğinlerinden bir tanesi. Allegori'nin bir kez çevrilirken, Sambol'un sürekli tekrar çevrilmesi gereken olduğunu ifade ederken, Lüleyim Hagrini'de Fransızca okuma imkanınız varsa, orada sembolizmin dil hastalığı olduğunu söylüyor Blanchot. Sembolizmin maladie langage, dil hastalığı, çok pis bir dil hastalığı olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü diyor, sembolizmde özellikle mukaddes kitap, bunun sembolik okumasında diyor, insan diyor, ne zaman bir duvarla, bir engelle karşılaştığında bir semboldür deyip ona bir anlam veriyor, diyor, onu çevirdiğini zanneder diyor. Dolayısıyla onu devam etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Blanchot'a da kesinlikle açık bir süreç. Orada kesinlikle haklısınız. Sübjektif olan bir şey ve devam olan bir şey. Çok kısa çarpalım eğer bir şey verir. Benim. Benim.
mesela bir felsefe geleneği var. Fransız felsefesi, Alman felsefesi var ama biz o felsefeyi anlayabiliyoruz. Çevir mümkün. Yani bu kültürler farklı olsa bile bizde de canlı bir şey. Bu saf dile acaba aynı şeylerine yok. Ama o saf dilin mesela günümüzde çeviri makinesi, bilgisayar ve çeviri üzerinden bir sıfırla birle ifade edebileceğiniz belki söyleyebiliriz ama o hiçbir zaman insanın tarihsel toplumsal bir varlık olarak yapacağı üretim yerini şu an izleyecek gibi görünmüyor. Çünkü o zaman o saf değil, o sıfırlar birle olur. Bununla ilgili René Bileydin Bileyim güzel bir ifadesi var. Söyle, ikinci de tam söylemişti. Diyor ki mesela biz Merleau-Ponty'yi anlamamız çok zor diyor. Fakat diyorum Türkçe çeviriyor. Fakat ben Merleau-Ponty dersini yapıyorum, öğrencilerimle sohbet etmeye başlıyorum. Bir saat sonra biz Türkçe'de o dili kurmaya, oluşturmaya başladığımızı fark ediyoruz. Yani çok üzerine konuştukça üretiliyor o dil. Türkçe'de üretmeye başlıyoruz. Dediğim gibi mümkün. Mümkün ki Türkçe'de bir felsefe var. Bu üretim de ortaya konuyor. Bir saf dile batarak oradan kopya ediyor. Yok, dil olarak var dedi. Bu arada hani sözünü ettiğim kitap da Evre Hoca desin yani. Evet, şimdi bizim vaktimiz daralıyor. Yani Emre Hoca'ya çok darbe başı bırakmayalım. Sonda alsak olur mu? Ben aslında bir soru sormayacağım da Mehmet Rıfat'ın çevresi olduğunu söylüyorsam orada bir hata var. Mehmet Rıfat'ın çevresi olduğunu söylüyorsam ama bu yapı kredilerden çıkarsa Sünüz Öksür Kasar çevresi olması gerekiyor. Tamam, belki yanlış hatırladım. Korkuyor Sünüz Kasar da şimdi. Ama sondan bahsettiniz. Başka bir yaptan bahsettiniz. Ben çeviri üzerine iyi diyorum, onu kontrol edelim. Şimdi Sünüz Öksür Kasar, Korkuyor'un çeviri üzerine. O zaman pardon. Tarih hafızları unutur. Ama o ifade tarih hafızları unutuşta geçiyor. Bu da geçiyor. Römer ikisi de benzer şekilde çeviriyor. Yani o kitabın başında tarih hafızları unutuşta geçiyor. Bu başında geçmiş. Kim üzerinde? Onu düzeltiyor. Bir de bir ifade burada var. Tamam. Hocam zaman kelimesinin karşılığını time olarak vermiyoruz İngilizce'de. Ama o şey sadece being and time başlığında varlığı zaman time'ın cycle'ı çevirdiği için. Ben mesela vakit var İngilizce'de. Vakit var, an var. Mesela vakit İngilizce'de var mı? Hayır, evet. Tabii var ki. Yani, yok ya, yani tartışma değil de. Yani sadece bunu sormak için değil de. Haksız. Yani tartışma için. Daha iyi, daha tabii ki oluyor. Vakit olsa ben şuradan ilginç bir örnek verecektim ama sadece söylemek istedim. Ahmet Bilfi'nin 1864 yılında bir Arapçadan çevirdiler örneğin. Kurdur çevirisi var bir örnek. Bir de 1969 yılında Arşit Yok Türk'ün bir çevirisi var. Aynı taslar. İlgisi yok neredeyse. Yani ikisi de güzel. Yani birisi daha özet, birisi daha bilinçli. Bu iki ilginç çeviri vaktimiz olsaydı karşılaştırdık. Şimdi ben Emre Hocamıza geçiyorum. Felsefe bölümünden yine Fiyazım Hocam Koytor Emre Şan. Onun konuşması felsefenin şöyle özetliyor kendisi. Bir cümlesi okuyayım eşit olsun. Felsefenin hangi alanı olursa olsun felsefi kültürün yeni bir dilde doğmasını istiyorsak çeviri yapılan felsefi literatürün özümsenmesi ve benimsenmesi gerekir. Detaylarını kendisinden dinlemekle buyurun. Tabii ki. Ben de hepinizi selamlıyorum. Geldiğiniz için teşekkürler. Şimdi aslında çeviri, hocamın söylediği gibi, yani benim için çeviri çok pratik bir faaliyet. Yani bir poiesis, bir ürün ve çeviri yaptığım sürece çevirmenin. Ve dolayısıyla da yani çeviri felsefesiyle ilgilenmiyorum. Uzmanlık alanım değil. Dolayısıyla konuşacağım şeyler de sadece fenomenolojiyle sınırlı olacak. O yüzden aslında hocalarımın zamanından çalıyorum. Bir daha beni davet ettiklerine bir daha düşünürler. dediğim gibi gerçekten çok uzak bir alan benim için çeviri felsefesi, dil felsefesi konuları etrafında. Şimdi ben şöyle bir, çok kısa bir şey toparlayacağım aslında söylemek istediklerimi. Şöyle düşünebilirsiniz. Çeviri ve felsefeyle ilgili fenomenolojik bakış açısından baktığımız zaman, yani fenomenoloji eserleri üzerinden baktığımız zaman benim karşılaştığım bir sorun var. Bu sorun bizi bir yere götürüyor. O soruna bulunabilecek bir çözümle ilgili de sonuç bölümünde birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle durum şu, şimdi fenomenolojiyle ilgilendiğimiz zaman karşılaştığımız bir durum var. Bizim kendimizi gündelik dilden, biz buna doğal tavır diyoruz, ve bilimsel dilden uzaklaştırmamız, hatta bu ikisinin ittifakından da uzaklaştırmamız gerekiyor. Fenomenoloji yapabilmek için, yani fenomenoloji için düşünebilmek, yazabilmek ve fenomenoloji eserlerini çevirebilmek için.
Dolayısıyla karşımızda bir sorun var. Acaba gündelik dilden ve bilimsel dilden uzaklaştığımızda tabii ki oradan alacağız materyallerimizi. Yani çeviri kullanırken kavramlarımızı ve terimlerimizi bu ikisinden alıyoruz. Sentaksları da buradan alıyoruz. Ve fiil kullanımlarını da buradan alıyoruz. Ama yapmamız gereken başka bir şey daha var. Şimdi buradan uzaklaştığımız zaman acaba kendimizi böyle muğlak bir alanda mı buluyoruz? Dolayısıyla felsefe dediğimiz alan böyle kayıp bir yerde mi yapılıyor? Konuşmanın ikinci kısmı da bunun böyle olmadığını, yani felsefenin mesafe almasının, gündelik dilde ve bilimsel dilde mesafe almasının aslında felsefenin kendi araçlarını üretmesini sağladığını söyleyeceğim. Fenomenoloji açısından 3 tane araç var. Bunlardan birincisi epoke. Epoke'ye biz yargı vermeyi askıya almak diye çeviriyoruz. Biraz sonra söyleyeceğim. Bunlardan ikincisi yönelimsellik. Dünyayla kurduğum ilişkinin dünya ve benim aramdaki ilişki üzerinden anlamaya çalışmam. Üçüncüsü de konstitüsyon, bu ilişkiyi yeniden inşa etmek. Dolayısıyla bu üç işlem, fenomenolojinin bu üç işlemi benim böyle kayıp bir alana gitmemi engelliyor. Yazarlar açısından baktığımız zaman, bu işlemlerden bahsetmeyeceğim, konumuz bu değil. Bunu fenomenoloji kitaplarında görebilirsiniz. Yazarlar açısından baktığımız zaman bu işlemlerin bizi götürdüğü bir yerde elimizde başka bir araç daha var ki o araç aslında sadece fenomenolojiye ait değil, aynı zamanda tüm diğer felsefi alanlara dair. O ne? Metafor. Dolayısıyla fenomenoloji gündelik dilden ve bilimsel dilden uzaklaştığında kendisinin bulduğu alan kayıp, muğlak bir alan değil, bizzat metaforları kullandığı bir alan. Bu yüzden de bu zor denilen fenomenoloji üzerine yazan yazarlar, örnek yani Merleau-Ponty, sürekli metaforlar kullanan bir yazar. Aldrin fenomenolojisine çıktı biraz önce konuştuk ve bu metaforlar bize felsefi olarak ilerlememizi sağlıyor. Metaforun kendisi de bildiğiniz gibi zaten felsefi bir problem. Dolayısıyla özetle Almanca okumasını engellediğim özetle şöyle söylemiştim ben. Hani bu benimseme için, bu durum için söz konusu felsefi fenomenoloji alanı Türkçe'ye taşıdığımız zaman iyi yetiştirilmiş bir dil kullanmamıza gerek yok. Yani biz sürekli son 100 yıldır Türkiye'de Türkçe'yi iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Hani bunun için ideolojik bazı aygıtlarımız var ya başka aygıtlarımız var. Böyle bir ütopya içerisinde dili iyi yetiştirirsek hani batıdaki şeyleri, kavramları da sanki o iyi yetişmiş dilin üzerinden anlayabiliriz gibi bir şey var. Ben diyorum ki böyle olmaması gerekiyor. Bu bir sorun. Felsefe dili yetiştirmez. Felsefenin öncelikle karşılaştığı sorunları teşhis etmesi gerekiyor. En azından. Bu sorun teşhisinden sonra ancak devam edebiliriz. Şimdi fenomenoloji açısından baktığımızda ilk bölümü çok kısa bir şekilde anlatacağım. İlk bölümde şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Dediğim gibi fenomenoloji gündelik bilim ve bilimsel bilginin ötesinde meta bir söylemdir. Ve fenomenolojinin kendine has yöntemi de betimlemedir. Ama betimlemek sadece fenomenolojinin kendi yöntemi değil. Çünkü biz gündelik hayatımızda da betimliyoruz. Ama gündelik hayatımızdaki betimlememiz çok dar betimlemeler. Yani biz araçları kullandığımızda, dille iletişime geçtiğimizde çok dar betimlemeler. Dolayısıyla gündelik dilimi ve dar betimlemeleri fenomenoloji için yeterli değil. Peki fenomenoloji bir edebiyat eseri mi? Yani bir roman yazarı veya şair gibi mi betimlememiz gerekiyor? Hayır, bu da yanlış bir tutum. Çünkü neden? Bu alan onların alanı ve fenomenoloji kendisini bir roman yazarı veya şair gibi ifade edemez. Aynı zamanda peki bilimsel betimlemeyi mi yapmamız gerekiyor? Bilimsel betimlemede bir sorunumuz var. O da şu ki orada da bildiğiniz gibi denklemler, işlemler, kategoriler ve belirli bir alan üzerinde konuşuyoruz. Yani nesnel bir alan üzerinde konuşuyoruz. Bu da fazla bir alan. Biz sorgulanmamış bir alan üzerinde konuşamayız. Fenomenoloji söz konusu olduğunda. Felsefe içi alanlara bakalım. Bir felsefesi özellikle Wittgenstein üzerinden anlayacağımız bir alanda. Bu durumda da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Betimlediğimiz şey dilin kendisiyle ilgili bir durum. Yani bir gramer, bir sentaktik yapımı fenomenologlar için betimlenen şey bu değil. Çünkü biz dille ilgili bir şeyi betimlemeye çalışamıyoruz. Neyi betimliyoruz o zaman? Hani bu Husserl'de bildiğiniz gibi ben veya transcendental ego, Heidegger'de var olanlardan farkı itibariyle varlık. İşte Merleau-Ponty'de vücut deneyimi ve dünya deneyimi. İşte Sartre'da hiçlik, Michel Abi'de duyguladık, Marion'da doygun fenomen, hatta Derrida'da yazı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tek bir betimlediğim gibi şey bu fenomen işte. Her fenomenolog kendine ait betimleme alanları üzerinden çalışıyorlar. Öyleyse bu betimlemenin ne olduğu ile ilgili konuşalım. Bu betimleme özellikle benim kendi deneyimimde benim verdiğim anlamla ilgili bir şey. Dolayısıyla ben gündelik dilin yaptığı gibi bir betimleme yapıyorum. Ama onun kadar dar değil, daha geniş bir anlamda yapmam lazım. Ama bilimin yaptığı gibi yapmıyorum çünkü
kendime hali hazırda bir nesnellik alanı varsayıp onun üzerinde konuşmuyorum. Dolayısıyla betimleme yaptığım alanın kendisini de sorgulamam gerekiyor. Bu alanı sorgulamam gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman terminoloji gündelik dilden ve bilimsel dilden ayrılıyor. Ama kendisine şöyle bir suçlama da gerektir. Öyleyse fenomenoloji, metafizik tarihinin kavramlarına yeni kariyerler sunuyor. Yani işte fenomenoloji bir izlenicilik de diyebiliriz. Çünkü bunlar metafizik kavramlar. Öznerlik, anlam, anlamlandırmak değil mi? Yani duyum, düşünce gibi. Dolayısıyla fenomenoloji bunu da yapmaya çalışmıyor aslında. Fenomenolojinin yapmaya çalıştığı şey öznel bakış açısında belirli olan nedir? Yani yönelimsellik, ikinci prensibim bana söylüyor ki bilim, özne ve dünya arasında kurduğum ilişkiye bakmam lazım. Bu ilişki için nereye bakacağım? Bir, özneye bakacağım. Dolayısıyla bana nasıl verildiğine bakacağım, dünya ile ilişkim. İki, bu ilişki kurduğum sürece özne ve dünyaya değil, bizzat ilişkinin kendisine bakmam lazım. Buna bu sefer korelasyon ismini veriyor. Bu anlamda baktığımız zaman Husserl'e göre fenomenolojinin anlamaya çalıştığı şey bir tür ideal. Husserl buna eydetik ismini veriyor. Ama eydetiği anlamamız için şöyle bir ifadeye ihtiyacımız var. Husserl şöyle söyleyecek. İdeal olan farklı tezahürlerinde kendi kendisine özdeş olarak kalandır. Ampirik bilgi her zaman zorunlu olan değil, olumsal olan yerler. Ama evrenselliği veya zorunluluğu çerçevesinde ideal olan ise olumsal değil, meşru olan. Peki ne demek meşru olan? Bu anlamda baktığımız zaman meşru olan öznenin kendi deneyiminde öznel deneyimi bu deneyimin koşulları itibariyle, felsefeye şey yapanlar, Kant'ı hemen hatırlarlar, bu deneyimin koşulları itibariyle aşmak demek. Dolayısıyla evet, birincideki şahıstaki Emre'nin deneyimi bu, ama bu deneyimi bizzat benim deneyimin koşullarına yönelik olarak aşmam gerekiyor. Buna biz fenomenolojide birincideki şahıstan itibaren betimleme diyoruz. Ama bu betimlemeyi yapmak için, yani fenomenoloji, yani fenomenleri ve tezahürlerini ve bu fenomenlerin logosunu bir araya getirebilmek için öncelikle bir işleme ihtiyacım var. İşte bu işlemin kendisine Husserl epoke ismini veriyor. İndirgeme ismini veriyor. İndirgemeden kastettiğimiz şey de bununla ilgili hemen birkaç soru soralım. Karşılık soru şu, insanın kendisinden çıkıp dünyanın varlığına gitmesini sağlayan şey nedir? Değil mi? Üç işlemin amacı da buydu zaten. Cevaplar şöyle olur. Dünyayı yorumlayan dil. Var olan şeylerin nesnel envanterini çıkarmaya niyetli bilim. Bizi bir süreliğine de olsa saf izleyici haline sokan sanat. Yoksa doğuştan itibaren insan bilincini ortak kognitif kaynaklarla dolduran ve sosyal dünyayı merkeze alan eğitim süreci. Bunların hepsi bizim kendi varlığımızdan çıkıp dünyaya gitmemizi sağlıyorlar. Değil mi? İşte bu sellek hangisi öne çıkarsa çıksın, İnsanlığı anlamamız için, yani benim kendimden çıkıp dünyaya gelişimi anlamak için bu saydığım alanlar hakkında yargı vermeyi askıya almamız lazım. Dolayısıyla dil, bilim, sanat ve kültür üzerinden kendime koyduğum ve dünyayla kurduğum ilişki üzerine verdiğim tüm yargıları askıya almak gerekiyor ki fenomenolojinin konusu olan bir ilişkiyi kurabilirim. İşte buna bu sefer doğal tutumu paranteze almak diyor ve doğal tutumu paranteze aldığımda hem gündelik hayatımla ilgili yaptığım işi paranteze alıyorum hem de bilimsel olarak bana verilen şeyleri, fikirleri ne o? Nedensellik. Değil mi? Yani benim dünyayla kurduğum ilişki bilim tarafından, en azından fizik tarafından açıklandığı şekilde nedensellik. Psikolojiye bakarsan motivasyon olarak da açıklayabilir. Ama dolayısıyla kendime yeni bir yasal alan bulmam gerekiyor. Ve sorgulanmamış alanları da sorgulamam gerekiyor. Şimdi ben size bunu neden anlatıyorum? Böyle bir fikir, yani fenomenolojinin güçlü fikirlerden bir tanesi olan epoke, aynı zamanda hani benim dünya içerisindeki biricikliğimi de ortaya koyuyor. Ama benim amacım şu ki, eğer siz bir fenomenoloji metni hakkında yazıp, çizip, okuyup ve bunu çevirmeye çalışıyorsanız, öncelikle çevrilen dilden kendi dilinize aktardığınız zaman, kendi dilinizde kullandığınız gündelik dil ve bilimsel dil üzerine de bir epoke faaliyetine girmeniz gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsanız başka şeyleri, kavramları, Bergson'un güzel ifadesinde olduğu gibi olgulara bol gelen kavramlar giydirmiş olursunuz. Dolayısıyla böyle bir düşünce sürecine girmemiz gerekiyor. Buraya girelim, bir zamanı olmadığı için çok hızlı bir şekilde atlıyorum. Peki, terminolojik sorun ne? Öyle baktığınız zaman. Çünkü terminolojinin şeylerle ilişkisi dediğim gibi doğal tutum ve bilimin kullandığı gibi olmadığı için burada terminoloji hakkında aklımda gelmesi gereken bir sorun var. Şimdi terminolojiye göre günlük herkesin kullandığı dilden yola çıkar.
Fakat onu belli bir biçimde değillemesi ve olumsuzlaması gerekir. Dolayısıyla kullandığımız kavramlar, fenomenolojinin kullandığı kavramlar işte görüyoruz ki, algının fenomenolojisi. İlk bölüm duyum, ikinci bölüm vücut, sonra zaman, sonra yargı. Bunlar hep kullandığımız, günlük dilde kullandığımız kavramlar. Ama bu kavramları günlük dillerindeki belli anlamlarını değillememiz gerekiyor ki bir felsefi alandan başka bir felsefi alana geçebilir. Dolayısıyla değillemek, olumsuzlamak, reddetmek değil ama her seferinde belli anlamlarına karşı bir tavır takınmak. İşte zaten felsefe dediğimiz şey değil mi? O felsefe bir eylemse, öyleyse bir tavır takınmamız lazım. Bunu bir eyleme dönüştürmemiz lazım. Yapmaya çalıştığımız şey de bu. Şimdi sorun şu ki, böylelikle bilinenden bilinmeyene, felsefi bir plandan diğer bir plana geçebiliriz. Bu noktada Türkçe dediğimiz dil bize bazen işimizi kolaylaştıracak, bazen de zorlaştıracak. Bu yüzden çeviri yaparken sürekli bununla karşılaşıyoruz. Bu yüzden de sunumun başında dedim ki benim için, bir felsefeci için üç temel faaliyet düşünmek, yazmak ve çevirmek. Bu yüzden her felsefecinin aslında belli bir dilden veya başka bir dile bir tür çevirmesi, çeviri yapma faaliyetine girişmesi lazım ki bu söylediğim zorlukları ve kolaylıkları kendisini test etmesi lazım. Şimdi buraya baktığımızda dil ve fenomenoloji arasında aslında daha büyük bir sorun olduğunu keşfediyoruz. Çünkü neden? Fenomenolojinin çalıştığı alan aslında dil öncesi bir alan. Pre-linguistik bir alan. Bu yüzden ben bu meselelere çok uzak olduğumu söyledim. Çünkü fenomenolojinin bakış açısından girdiğimiz ilk alan benim deneyimim bana çıkardığı sorunlar. Yoksa kavramsal ilişkilerin çıkardığı sorunlar değil. Dolayısıyla öncelikle kendi deneyimime dair sorunlara bakmam lazım ki kavramsal sorunlara değil. Bu tahmin ettiğiniz üzere bir amcık platonu. Yani platonizmi tam da tersine çevrilmesi. Bu yüzden bu basit önermi, yani önermeyi tekrar söylüyorum. Deneyimin kendisinin açtığı felsefi sorunlar, kavramsal düşüncenin açtığı felsefi sorunları öncelik. Bu basit önermenin karmaşık ve zengin sorunları da var. Şimdi hemen bitiriyorum öyleyse. Şimdi bunu en iyi yapanlar, bu önermeyi en iyi izleyenler Alman fenomenologlardan sonra Fransız fenomenologlar. Neden? Çünkü onlara göre eğer böyle bir sorun varsa bizim kavramsal düşüncenin sistematiği içerisinde ilerlemek yerine belli bir şekilde bu deneyimimizden kavramı başka bir türlü anlamamız lazım. Yani kavramlar artık özlere değil, durumlara ve hallere işaret edecek. Buna da kavramı bir yaratım, bir süreç ve bir olay olarak anlamaktır. Bunun en güzel örneği Fransız düşüncesi de Gilles Deleuze'ün eserlerine bakabilirsiniz. Şimdi Ölen ve Dün'ün Fransız felsefesinin macerasında şöyle bir ifadesi var. Diyor ki bunu yapabilmek için Fransız felsefesi yeni bir felsefi serinleme tarzı yaratmak, edebiyata rakip çıkmak zorundadır. Ve bu ifade ne demek edebiyata rakip çıkmak? Yani bir tür edebi eserler üzerinden sizin şeyde başlangıçta sorduğunuz soru gibi. Tam da Fransız fenomenolojisi, yani bu kitabın ön sözünün son cümlesinde Merleau-Ponty'nin söylediği bir ifadeyi söylüyorum. Merleau-Ponty şöyle söylüyor, fenomenoloji bir öğreti ya da bir sistem olmadan önce, çünkü fenomenoloji bir öğreti veya sistem değil, bir leyle sistem değil, bir hareket olmadan önce bir hareket olarak gün yüzüne çıktıysa, bu ne rastlantı ne de aldatmacadır. Tıpkı Balzac'ın, Proust'un, Valéry'nin veya Cézanne'ın eserleri gibi aynı türden bir dikkati ve şaşırmayı, aynı bilinç talebini, dünyanın ve tarihin doğmakta olan anlamını kavramak için aynı isteği içerdiğinden bir çaba gerektiriyor. Bu bakımdan modern düşüncenin çabasını hatırlatır. İşte bu çaba, bu bahsettiğimiz çabanın kendisi bizi aslında dilsiz, sağır bir evrene götürüyor gibi gözüküyor. Çünkü dedim yani gündelik bölgesel dili kullanmayacağız. Güvenebileceğim tek değil, kendi algılarım. Birinci tekil şahıstaki algı ve bunun üzerine düşünürüm. Dolayısıyla algılarım düşünürüm. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman Merleau-Ponty'nin ve diğer filozofların anlattığı şeyde bu edebi dil hali hazırda bizim yerimize düşünen eskimiş felsefi kategorilerden çıkarak fenomenolojinin betimleyici gücünü yeniden ortaya koymaya çalışır. Bu dilin, bu anlatı, dilin kullanımıyla kemikleşmiş kategorileri kırarak onları birbirleriyle kesecekleri bir dünyaya yerleştirir. İşte bu metaforik anlatı, bunun altını çizmeye çalışıyorum çünkü bu metaforik anlatı eskimiş felsefi kategorileri bir kenara bırakarak düşünceyi doğum anında dünyada betimlemeye davet eder. Bunu Merleau-Ponty'nin farklı eserlerinde doğal dünyanın logosu, estetik dünyanın logosu gibi ifadelerde görebilirsiniz. Bu ideallik zemininde size metafor kavramının kullanımıyla ilgili bir
yani bir soru uyandırmak istiyorum. Çünkü neden? Metafor kavramı söz konusu olduğunda kavramların sert kesimliği yerine metaforların parlaklığıyla ilerlendiriyor. Bu ne demek? Tıpkı Augustinus'un zaman konusundaki betimlemesi gibi metafor kullandığımızda, pratik olarak metaforlar kullandığımızda aslında çok açık, değil mi? Metaforlar bizim iletişimi tutturmamızı sağlıyor. Ama metaforun nasıl işlediğini araştırdığımızda işte o zaman sorun çıkıyor. Tıpkı Augustinus'un zaman teorisindeki gibi. Dolayısıyla her metafor işleyişi bakımından aslında benim dünyaya kurduğum ilişkidir. İşte benim ikinci işlem dediğim yönelimsellik, tıpkı böyle bir işlem üzerinden anlaşılması gerekir. Çünkü madem her metafor benim dünyaya kurduğum bir ilişki ve bu ilişkinin kendisinin üzerinde düşündüğüm zaman bunun gündelik ve bilimsel olmayan taraflarını keşfediyorum. Öyleyse felsefe kendisine metaforlar açısından bir alan açabilir. Bu alanı Merleau-Ponty'nin dediğim gibi söylediği fikriyle diyebiliriz ki bu bir tür nesneleştirilmemiş özne ve nesne ayrımından önceki bir karşılaşma fikriyle anlamamız gerekiyor. Son bir örnek vererek kapatıyoruz. Bu örnek de şu. Şimdi bunları yapabilmek için bizim öz, varoluş, içkinlik, aşkınlık, temsil, şey gibi ikiliklerin dışında düşünmemiz gerekiyor fikirleri. Bununla ilgili olarak Merleau-Ponty buna başlayabilmek için de ruh ve vücut arasındaki bir şeyden, çok felsefi bir temel bir sorundan başlıyor. Şimdi bununla ilgili ben genellikle yazdığım ve çizdiğim ve çevirilerde vücut kavramını kullanıyorum. Neden? Çünkü meseleye ruh ve beden diye bakarsak aslında, Tahsin Hoca'nın biraz önce bahsettiği gibi kendi kendimize engel çıkıyoruz. Neden? Çünkü hani form, soma, body, değil mi soma şeyde antik Yunanca'dan, işte İngilizce'de body, form, Fransızca'da baktığımız zaman bu kavramlar hem canlılığa hem de cansızlığa işaret ediyor. Hatırlayın Aristoteles soma dediği zaman hem canlı hem de cansızlıktan bahsediyor. İngilizce'deki body de öyle, Fransızca'daki form da öyle bakarsanız. Dolayısıyla ben bunları buraya getirdiğim zaman beden diye ifade ettiğimde bir sorun var. Çünkü ben size kaç beden diye soruyorum. Çünkü neden? Beden ölçülebilir bir şey. Ben bedeni ölçümü için kullanıyorum. Oysa ki vücut sözcüğüne baktığım zaman ki Almanca'da bana başka bir ayrım hatırlatıyor. Like ve körper ayrımı. Like canlı yaşayan vücut demek. Körper de bildiğiniz cisim ve hani bu bedenin dışarıdan bakılmış bir hali. Sartre bir röntgen filmini gösteriyorlar. Mesela Sartre, bakın sizin bedeniniz işte siz busunuz diye Sartre diyor ki o benim bedenim değil, o benim bedenimin röntgeni. Dolayısıyla ölçülebilir bir şey o. O ben değilim. Ben, benim vücudum acı çeken, zevk alan, hareket eden bir vücut. Dolayısıyla ruh beden problemine, ruh ve vücut problemiyle yaklaşmak hali hazırda fenomenoloji için bir imkan sağlayacak. Bu imkanı nasıl değerlendireceksin? İşte Merleau-Ponty'nin bu Gözbet'in eserinde kullandığı gibi metaforlar üzerinden anlayarak değerlendirilmesi. Mesela ikinci bölümün başlığında şöyle bir şey söylüyor Merleau-Ponty. İşte Valéry der ki, ressam dünyaya vücudunu katar. Hadi açıkla bakalım. Ne demek ressam dünyaya vücudunu? Ne yapıyor yani ressam? Nasıl katıyor vücudunu? Ama işte o bölümün başlığı bize fenomenoloji yapma imkanını sağlıyor. Çünkü ancak bir ressama baktığımda anlarım ben onu. Çünkü hiç baktınız mı resim yapan birine? Resim yapan birinin hareketleri, jestleri, tabloyla kurduğu ilişki sizin gündelik veya hayatta veya bilimle kurduğumuz ilişki gibi değil. Ressamın başka bir ilişkisi var dünyaya. Tıpkı Sezar'ın Saint Victor dayıyla oluyla. Bu arada siz şey yapacağım ama ya aynı kabak. 20 yıl fark var arada. Demeye çalıştığımı ama anladınız. Dediğim gibi metaforlar üzerinden gitmek felsefeye bir kazanç sağlayabilir. Konudan hiç alakasız şeylerden bahsettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.